Han ilçesi sınırlarında. Annem babam da benim çocukluğumda orada öğretmenlik yapmışlardı Han'da. Bu resimde Eskişehir'in 2000 yılındaki hali, Beyaz Rusların işlettiğini bildiğimiz Turing Oteli olarak yapılmış. Yedilerin bitiminde Odun Pazarı, tarihi Odun Pazarımızın başlangıcında olan Alaaddin Camii. Eskişehir'de ikamet ediyorum ve üniversitem Bilecik olduğu için Bilecik'e de ilçelerine de derslere gidiyorum. Gurbette bulunduğum dönemdeki resim aşkımı da geri dönmem biraz baltaladı diye düşünüyorum. Söğüt'te Balaban Camii, yine Osmanlı'nın en eski mescidi olan Ertuğrul Gazi Mescidi, Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı Vezirhan'da, yine Söğüt'te Ertuğrul Gazi Müzesi. Gökyüzünü yapalım önce. Tamam. Biraz tabii sulu çalışmamız lazım. Buradan bir tercihin var mı mesela? Bir şey olur bence. Şöyle azıcık. Ortaokul yıllarında müziğe karşı merakım uyandı ama o zamanlar zaten resim yapıyordum. Fakat hani bu konuda herhangi bana bir yardımcı olan kişi olmamıştı. Kendi kendime merak ediyordum. Özellikle üniversite yıllarında Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği bölümünde, ses eğitimi bölümünde okurken Ahmet Yakuboğlu Hoca, Kütahyalı ünlü ressam Ahmet Yakuboğlu'yla tanıştık. Aslında tanışmamız müzik vasıtasıyla rebap sazını tekrar hayata geçirmek gibi bir projeyle çıkmıştı. Ancak resimle sonuçlandı. İlgim vardı ama hani bir açılım hoca sayesinde oldu. Onun resimlerini gördükten, onun çalışmalarını gördükten sonra bir şeyleri kavramaya başladığımı anladım. Ahmet Yakuboğlu hocayla çalıştıktan sonra ilk görev yerim olan, yani Ege Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ilk görev yerim Elazığ Fırat Üniversitesi'ydi. Tabii kendi memleketime 1000 kilometre uzak. Ayrıca babamın memleketi Bilecik, Söğüt, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yer ve orayı da çok seviyorum. Elazığ'da çalıştığım dönemlerde memleketime, Eskişehir'e ve Söğüt'e büyük özlem duydum. Aslında Elazığ'a gitmeden önce Eskişehir'de başladı. Hatta ilk resmim Seyit Gazi, Eskişehir'in Seyit Gazi'nin Kümbet eserini yapmıştım. Elazığ'da bu özlem ve aşkla bu eserleri verdim diyebilirim. Daha sonra araya çok uzun bir zaman girdi. 9 yıl hiç fırça elime almadım. Sonra son senelerde birkaç eserim oldu. Şimdi kızım beni teşvik ediyor. Resme çok meraklı. Oğlum öyle değildi. Çok meraklı, sürekli resim yapıyor. Bana da yaptırıyor. Onun için tekrar başladım inşallah. Eskişehir'in dışında olan mesela Han ilçesinden, Frig anıtlarından tutun da Osmanlı dönemine, Cumhuriyet dönemine kadar resmettim. Resimlerime talip olanlar oldu satın almak için. Fakat ben hiç kıyamadım. Bir hatayla bazıları da koyduğum yerde rutubet olması sebebiyle hasar gördü. Buna da çok üzüldüm gerçekten. Nasıl korunacağını da bilmiyorum. Herhangi bir kurumda daimi olarak bunlar saklanabilse aslında benim için çok daha iyi olacak. Hani şahıslara dayıldığımı, nereye gideceğini de bilmiyorum. Onun için de vermek istemedim. Güzel tepkiler, resim hocaları, arkadaşlarımız da beğeniyorlar resmi. Hani herhangi de bir iddiam yok, onu da söyleyeyim. İşte Ahmet Hoca'dan aldığım feyzle kendi duygularımı yoğurup yapıyorum resimlerimi. Tarih eserlere merakım vardı. Yüksek lisansımı Türk İslam tarihi ve sanatları üzerine Fırat Üniversitesi'nde yaptım. Aynı zamanda da işte mimari eserleri ağırlıkta inceledik yüksek lisansta. Bunun da verdiği şevkle tarihi eserleri Söğüt, Bilecik, Bilecik'in diğer ilçeleri ve Eskişehir olmak üzere oluşturmayı düşündüm.
Şu bana çok enteresan geliyor. Acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, hüznüyle bir hayat yaşıyoruz bize bahşedilen belirli bir süre burada. Ve birçok insan burada bu hayatı yaşayıp gitti. Ve onlardan kalan bu eserler, işte her şey bitiyor ama sanat kalıyor geriye. Yüzyıllar sonrasına, binlerce yıl sonrasına ve bizim topraklarımız gerçekten en eski çağlardan, ilk çağlardan tutun da Roma, Bizans, daha öncesi Frig, daha önce Hitit, efendim Selçuklu, Osmanlı, her türlü eser mevcut. Cumhuriyet döneminden eser mevcut. Bütün dönemlerin kendine has bir güzelliği var. Okuduğunuz zaman tabii ama okumadığımız zaman bunların hiçbirine vakıf olamayız maalesef. Resimlerimde de işte o tarihi eserlerde acaba işte neler yaşandığı ve neler yaşandığını kitaptan öğrendiklerimle bunları hissetmek içimde ve bizden sonra kimler yaşayacak? Evet, Onu bunlar ilham veriyor bana. sanmadım. İlk resmim bu. Üniversite yeni bitmişti. Eskişehir'de babamın evindeydim. Teknik Üniversitedeki Sivil Havacılık bölümü. Bu da böyle modern bir çalışma oldu. Bu resim Söğüt'ün simgesi haline gelmiş Kaymakam Çeşmesi'dir. 1917'ye aittir. Kaymakam Sait Bey görev yapmaktadır. O zaman Söğüt'te Sultan Reşat dönemidir. Kaymakam Çeşmesi'nden sonra yine Söğüt'ün simgesi olmuş iki tane okul var bu resimde. Hamidiye 1905 yılında karşısında Hamidiye Camii vardır. Onunla beraber Abdülhamit döneminde yapılmış bir okuldur. Ertuğrul Gazi Türbesi, Söğüt'te 50 yıl aşiret reisliği yaparak daha sonra oğlu Osman Bey'e bırakan Ertuğrul Bey. En son 55 diye saymıştım sadece bu ebatta olanları. Herhalde 60 ve hediye ettiklerimle beraber 70 vardır diye tahmin ediyorum.